bakalım. Gel Beyazın aslanları, gelin. Gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Yiyin bakalım mamışlarınızı, yiyin. İçine girmeyin ya. İçine girmeyin ya. Evet, şöyle başlayalım. Yiyin bakalım, yiyin bakalım. Şunun gözlere bak, yere dökmeyin ama ya. Beyaz kaplarınızı bulamadım, bunlara verdim. Rezil ettiniz mamalara. Öyle bakma bana börcü börcür. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel bir gün, ılık bir gün. Tam böyle gübre atılacak bir gün. Biz de gübre atacağız. Tarlalarımıza gübreyi buluşturalım artık. Zamanı geldi. Yağmur gösteriyor. Yarın öbür gün, daha öbür gün. Yağmurla beraber toprak gübreyi çeksin. Ekinlerimiz güzel güzel çıksın arkadaşlar. Biliyorsunuz alem ton ton atarken ben 3-4 çuval atıyorum. 5 çuval atıyorum. 10 çuval atıyorum. Çünkü koyun gübresi var tarlalarımda. Evet, bugünkü hemen olayları anlatayım ben size. Seyit Gazi Kaymakamlığı'nın çağırdı. Yemeğe gideceğiz. İftar yemeği verecekler. Seyit Gazi Seyit Battal Gazi Türbesi'nde, külliyesinde. Muazzam bir yer. Muazzam bir külliye. Muazzam bir türbe. Acayip surları olan, böyle değişik bir yer. Hepsini göstereceğim size. Yemeği başından sonuna çekeceğiz. Bakalım nasıl hazırlıyorlar. Gösteriler varmış. İlginç işler yapılacakmış. Ben de heyecanla bekliyorum. Saat 3'te gideceğiz oraya. Ama 3'e kadar önce köydeki işleri bitirelim. Yine günlük bir vlogla berabersiniz. Ne yaşıyorsak sizinle başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın diyorum. Haydi bakalım. Şunu herkes yapmak istiyor değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar, kuzuları dışarı saldık. Hem kaçınıyorlar hem otluyorlar. Bu arada niyaziler de gübre atıyor. Niyazileri de belki tarlada yakarız, yakalarız. Tam benim açacağım yere gideceklermiş. Az önce sordum. Hemen emektarı çalıştıralım, gidelim. Hop! İşte emektar. İşte bizim gerçek traktörümüz. Emektarla atacağız gübreyi. Diğer traktör tarlalara gömülebilir. Emektar gömülürse diğer traktörle çekeriz. Şimdi açalım üstünü, açalım kabuğunu. Bunu hemen çalıştıralım. Ay, koluma düştü. Arkadaşlar, uzun zamandan beri çalıştırmıyoruz. Şunun mazotunu bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Bakalım bakalım. Evet, şöyle dibine dayandırıyoruz. Dibine kadar sokuyoruz. Oho! Bu var ya, dünya kadar gübre atar. Ya bu traktöre hastayım. Belki 1,5 aydan beri çalışmıyor arkadaşlar. Ben kavga etmeyin, oraya soğan ektiler var ya, siz soğanların anasını ağlattınız, anasını. Orada soğan muvan çıkmaz. Soğanları yediniz mi yoksa? Evet, emektar gübre makinesi. Üstüne şey yapmıştık, içinde pek fazla küflenme falan yok. Şunu ayarlayacağız. Dakacağız, gideceğiz. Gres basılacak yerleri var mı? Var. Şurada bir tane. Bir tane gres. Ama o da gresli. Bir gres basılacak yerleri vardı. İş yapacağız. Kafa kamerasına geçelim arkadaşlar. Yapışmış yere. Vallahi yere yapışmış. Hadi gidiyoruz. Gübre makinesini takalım. Evet, şu çukura koyuyorduk. Ondan sonra gübre makinesini çekip takıyorduk. En son öyle oturuyorum. Sinyal çalışıyor. Sağ sinyal. Ayağımız dokunmuş. Evet, şunu yere basalım. Arkadaşlar, böyle tek başına hareket ettirdiğiniz ekipmanları takmasını çok seviyorum. Diğer türlü hareket etmediler ya, insan hiçbir şey yapamıyor, sinirden ölüyor. Mesela nedir? Sıyırgadır, nedir? Kırk ayaktır. Daha orijinal, orijinal. Bakın, daha orijinali. Kuyruk mili koruyucusu. Şimdi hangi traktörde var bu? Hangi traktör yaptı bunu arkadaşlar? Bakın, demir öyle... Lastik mastik değil. Şurayı kilitliyor. Bir kendine gelsin. He, bu tarafaymış. Biz tersi açıyormuşuz be. Yo, burayı da açılmıyor. He, bu tarafa.
Şöyle birazcık açalım. Hop, bu iş bu kadar. Bu Ford'un kilitlemesi arkadaşlar. Şöyle yukarı çektiğinizde aşağıda dengeli tutar. Mesela şu şekilde. Şimdi çalıştıralım. Evet, makinemiz de çalışıyor. Bir tek ayar işi kaldı. O da ayarlanıp yağ işi kaldı. Yağıyla basalım, ondan sonra gidelim. Evet, bunun üstüne atacağız. Oğlum çok yüksek oldu. Ben bunu nasıl atacağım? Ha, şöyle çukurlaştıralım. Tamam. Olmaz kapının dibinde. Ay Allah, çukurdan çıkartmayacaktık. Bakın ne göstereceğim size. Yakarım asfaltı. Arkadaşlar hemen şunun içine bir gübre atayım. Yaparım ya. Yaparım yaparım. Bir tane alıp geliyor. Yaparım herhalde arkadaşlar. Yapamam ben bu işi. Tenekeyle koyacağım. Tenekeyle böyle olmaz. 50 kiloyu kaldıramaz hale geldi. Anne, anne. Efendim kızım. Ne oldu? Ne bu? Benim bacağım acımış. Tamam. Bahsettirme. Benim bacağı acımış. Tamam kızım. Bahsettirme. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bir teneke aldıktan sonra gerisini elle kaldıracağım. Bütün bir çuvalı kaldıramıyorum. Haydi bakalım. İyice şu gübre makinemizi dolduralım. Ondan sonra ilk büyük tarlamıza gidelim. İlk büyük ve tek büyük tarlamız. Abi gramını ziyan etmek istemiyorum. Çünkü çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Arkadaşlar 4 çuval koyduk. Bu gübre çok ince. Yani dımbık dımbık. Şimdi şuradan normalde büyük gübreleri biz 4'te atıyorduk. 5'te atıyorduk. Bunu 4.5'a çekeceğim. Şuraya falan çekeceğim. Ondan sonra tarlaya gideceğim. Şöyle bakın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ayarı da yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle 4'e çektim. Bu da ayarlı. Hadi gidiyoruz. İftara yetişmemiz lazım. İftara değil aslında. İftara rahat yetişiriz de oradaki olayları yakalamam lazım benim. Önce buradaki işleri bitirmem lazım, sonra oraya gitmem lazım. Arasan da boşuna akıyor hacı dayı. Suyun açık kalmış. Kolay gelsin. Hani Niyaz nerede? İyi gübre atmaya geldim. Sıçanların ölmüş mü acaba ya bizim? Vallahi kamyonla atıyorsunuz Necdet abi. Ne yapalım ya, yok. Bu ne böyle be? Yok böyle bir şey. Benimki böyle değil. Benimki şey ya, marka değişik. Bu ne? Fiat o mu gibi? 30 şey. Ultra Power. Bakıyorsun tırla atıyorsun. Yok böyle bir şey.
Zenginlikten mi, yokluktan mı? Çözemedik de. Az kaldı mı, bitirdiniz mi? Keşke ben de bundan alaymışım ya. Herkes alamaz. Nasıl herkes alamaz ya? Bir ayda zor aldık. Yokluk gözüküyor olsun. Bir ayda zor mu aldınız? Ben de 3 tane gübreci gezdim, bu varmış. Abi bu sizin tarlalara yarar dedi, ben de aldım. Toplam azot. Benimkiler de delik ya. Oğlum hayır be. Yağlı yağlı be Necdet abi. Ya işte bu. Onu abi. Bak bu lastim var ya. Havaya göstersen kolları yeter. Makineniz de büyükmüş yani şimdi. Tarlası olan adamla ben aynı mıyım? Bu ne lan? Tam atılacak gibi değil mi Niyazi? Aşeş kim var? Aya nerede? Ben burada her sene 15-20 kilo ara satıyor. Şurada. Ya. He, ben bunu ayalayamam. Hani ayaladın ya? Uçiyi ben cırtla ayaladım. Ya ben bunu ayaladım. Geçen sene de böyle aldıydım ben. 4'te mi? He 4-4.5. Aynı gübre mi? İğne yıkıyorum kendim. Aynı gübre aynı. Yo aynı değil. Bu bundan daha ince. Bu ayarda 15 kilo falan atmıştı. Bu da herhalde 20 kiloyu geçti. Torayı varmadan bitmesin Niyazi. Arkadaşlar, benim tarlam burası. Şimdi farelere bir bakalım, ondan sonra da atmaya başlayalım. Hey Timosan da sese bak. Çok da zararı yok ya. Tarlanın ortasında vardı, bir de bakalım. Hadi başlıyoruz. Evet siz... Ne oldu lan? Bu akmaya be. Hangi kol kapalı? Öteki... Açık açık. Şimdi akmaya başladı. İki delikten akıyor Niyazi. Bunda 3 tane var. Yo, 2 tane mi var? Sıkmamışız. Aşağı doğru biraz açıldı. Sıktım yine. Niyazi ben ne diyor bak, iki deliği var diye. Arkadaşlar üç deliği yok mu? Bir, iki, üç yerden akıyor. Görüyorsunuz. Niyazi üç delik, üç. Şimdi. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burayı ot zamanı atma, ot ilacı atma vakti de gelmiş. Bu taş nereye burada be çocuk? Bir yer abi geldi bitirdi bile. Ben hala bir tarlaya atamadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 12 dekar yer bitti. Tarlalar dağda kaldı. Onlara da atalım. Ondan sonra bitiyor. Bizim tarlamız az. Bizim işimiz çabuk oluyor arkadaşlar. Bakın. Bu arada fareler de ölmeye başlamışlar. Bir çiğnemek lazım. Şu anda çok fazla yoklar ama yine çalışıyorlar. Bir hafta sonra yağmur yağarsa burasını tanıyamayız. Hadi kolay gelsin. Kırdın ya. Şimdi dağ tarlaları kaldı. Dağ tarlalarına gidelim. Onları da atalım. İnşallah bol bol bereket verir. Tarlalarımız
yeşillenir. Dağ tarlalarına ilk defa gideceğim, bakalım gidelim. Nasıl ekin hiç merak ediyorum buğdaylar. Dağ tarlalarında çavdar ekini, o attığım yerse arpa ekini, 16-17 kilogramda dekere gübre atıyoruz arkadaşlar. Ormanın kokusu bir başka ya. Gerçekten o ormanın kokusu neyi hatırlatıyor bana biliyor musunuz? Ben okuldan cumartesi pazar eve geldiğimde babam beni hayvana gönderiyordu koyun gütmeye. Ama ben koyun gütmeyi sevdiğim kadar tarlalara böyle gitmeyi gelmeyi de seviyordum. Arada beni traktörün şurasına oturtturup tarlaya götürüyordu. Bu işte o hava bu hava. O koku bu koku arkadaşlar. Bana bunu hatırlatıyor. Şurada uykumun geldiği zamanları hatırlatıyor. Traktör çok sallıyor ya. Salladıkça uykum gelirdi arkadaşlar. Evet, tarladaki şey, orman içindeki tarlaya geldik. 4 teker bir tarla. 3,5-4 teker. Hemen buna da atalım arkadaşlar. Ondan sonra diğer tarafa gidelim. Bizim ayarımız iple. Şöyle. Şöyle açıyoruz ve devam ediyoruz. Köşeye de atalım. Hop. Tamamdır. Burası biraz seyre çıkmış nedense. Değil mi? Evet. Bakalım. Arkadaşlar şurada iftar yapmıştık. Hatırlıyorsunuz mu? Tarlada iftar yine yapacağım. Nasip olursa. Bakın burasını sürerken, ekerken, sürerken şurada iftar yapmıştık. Vay vay, zaman çabuk geçiyor be. Bu işte tamamdır. Bu işte tamamdır arkadaşlar. Çok sürmüyor ya. 5-10 dakikaya bitiyor. Çabuk, hızlı da atıyor, çok atıyor. Önceden elle saçıyorduk. Diyorum ya, babam beni götürüyordu. Tenekeye doldurup elle saçıyorduk. Burayı ne kötü yapmışlar da. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Evet. Bütün tarlalara gübremizi attık. Zaten olan gelen 20-30 dekar yerimiz var. Geri kalan hepsi fi ekili. Fi ekili olduğu için de gübre atmayacağız. Fi ekili olan yerlerin çoğu da koyun gübürlü. O yüzden hiç oralara kök gübresini attık. Yaprak gübresini bulaştırmayacağız. Bu kadar bir gübremiz kaldı. Bunu da gider dolaşırım. Benim şimdi şeye yetişmem lazım arkadaşlar. Seyit Gazi'ye gidip iftar yemeğini hazırlamaya yetişmem lazım. Bu işlik bitti. Tamamdır. Bu kadar yani. Başardık gübre atmasını. Evet arkadaşlar. Hemen hazırlandık. Gübreleri attıktan sonra bizi iftara bekliyorlar dedim Seyit Gazi'de. Oraya bir gidelim. Göstereceğim çok güzel yerler var. Hem türbe olarak hem o yapıyı göstereyim ben size. Seyit Battal Gazi türbesi ve külliyesini. Hem de Niyazi de gelecek. Eğlenelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hemen yola çıktık. Gidiyoruz. Yemek hazırlayışını da kaçırmayalım. Sizlerin göndermiş olduğu işte biz soruyorduk o zaman vekalet alırken WhatsApp hattından
şeyde iftar yemeğinde verebilirsiniz diyenlerin adaklarından şimdi yemek hazırlayacaklar. Hem onları görelim hem de Niyaz geldi. Niyaz ne yapıyorsun? Tabancamı aldım abi. Topatacağım da. Dur bakalım deneyelim. Ben Niyazi'ye verdim. Niyaz da aynı. Ay! Unuttum lan ben bunları. Bakın geçiyor. Niyazi'ye verdim. Hani vardı ya arkadaşlar. İlk sahurda ben bundan attıydım. Tabii memleri bozuldu baksana. Bozuk değil mi? Bozuk. Eskisi gibi değil ya. Önceden bunlar yalap yalap olurdu. Patlatma bakalım Niyaz içeride. Aha. Tutup yok yaptı. İyi sıkılıyordu. Bir tane patlayacağım. Hay Allah. Belanı versin. Senin tabanca gibi. Bak patladı. Ay patladı lan. Vallahi yolun kenarından atlıyorum Niyaz. Dur bir. Geçebilir miyiz oradan? Geçer geçeriz. Bize bir şey demezler. Orman çağa kay lan. Niye? Şöyle bir patladayım mı? Atma adamları. Hepinize vurayım. Oğlum burası ne kötü. İyi ki bu arabayı almışsın. Aslında buradan geliyorduk. Tarlanın içinden. Bak buradan çıkabilirdik. Anladın vallahi mı? Ben çıkıyorum ya. Çık çık. Araba yarı öldürmüş. Arkadaşlar yol yapımını hızlandırdılar. Bu arada 5'e taktım direkt. 3'ten 5'e. Büyük ihtimalle bu yazın bu yol olacak. Yol güzel. Şu anda düzelttiler. Ama işte böyle geçişlerde şarampallardan geçiyoruz. Seydi Gazi'ye geldik. Seydi Gazi'ye. Şimdi türbeye çıkalım. Evet. Yok bak. O kadar çok hissetmiyorum. Niye? Niyazi. Geldik arkadaşlar. Amma orayı kon abi. Vallahi hayvanı getireceğim burayı Niyazi. Bah. Amma yayılır ha. Vallahi yok böyle. Evet. Efsane bir yer arkadaşlar. Neredeyiz? Geldik. Seyit Battal Gazi Külliyesi'ndeyiz. Şöyle içeri doğru gidelim. Hemen işlere yardım etmeye başlayalım. Emrah Bey içeride, Kaymakam Hanım içeride. Onları da bir görelim. Burası Seyit Gazi'de. Seyit Gazi, Seyit Battal Gazi Külliyesi. Çocukken buraya bizi ilk getirdiklerinde öyle heyecanlanmıştım ki içeride çok güzel yerler var. Şimdi hep beraber gezelim. Hem de yine aynı vlog arkadaşlar. Yardım edeceğiz içeridekilere. Hadi bakalım. Seyit Battal Gazi Külliyesi. Hep çocukluğum burada geçti. Senin çocukluğun da burada geçti Niyazi. Çok güzeldi ama okuldan kaçardım. Arkadaşlar şimdi siz yukarıdan şu drone görüntülerine bir bakın. Güzel görüntüler aldık. Biz de Aş evine doğru gidiyoruz. Yemekler hazırlanıyormuş. Bir bakalım. Orayı bir ziyaret edelim. Ondan sonra da yukarı çıkacağız. Kaymakam Hanım, Emrah Bey hepsi oradalar. Orada işleri varmış ama biz şöyle aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz.
Evet arkadaşlar, aş evine geldik. Ablalarımız yemekleri hazırlamaya başlamışlar. Yarınki iftar için eti doğramışlar. Bakın bunlar birçok kişiden gelen etler. Allah razı olsun. Şimdi tencereleri de gösterelim. Ondan sonra yukarı çıkalım. Yarınki iftar için burada etler hazırlanmış. Birazdan dolaba açacağız. Evet arkadaşlar, yemekleri yapmaya başlamışlar. Ablalarımızın yanına geldik. Abla, kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. İsim neydi senin? Hatice Cap. Hatice ablam, kolay gelsin. Ne yemekler var bugün iftarda? Bugün iftarda tolga çorbası var. Ne çorbası? Tolga çorbası. Tolga çorbası mı? Evet, yoğurt çorbası diyelim. He, yoğurt çorbası. Başka? Onu yapıyoruz. Bulgur pilavımız var, etimiz var. Bir de irmik helvası yapacağız. İrmik helvasını ne zaman dökeceksiniz? Az sonra yapacağız inşallah. Tamam. Etimiz nerede pişiyor? Etimiz nerede pişiyor, gösterebiliriz. Oh arkadaşlar. Subhanallah. Bereketi içinde olsun arkadaşlar. Kaynamaya başlamış. Biz geç kaldık. Doğramaya da gelecektik size de, köyde işleri anca bitirdik abla. Anca geldik. Olsun. Biz doğradık. Üç emektar arkadaşlarımızla doğradık. Evet, onları da göreceğiz. Ablalar arkada salata yapıyorlar. Evet arkadaşlar, akşama salata da varmış. Ablalarımız salata yapıyorlar burada. Her zaman 3 kişi hazırlıyorlarmış yemekleri genelde. Abla, senin isim neydi? Adile benim ismim. Adile ablamla Fatma. Fatma ablam, bereketli olsun bakalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Salatanın başındasınız herhalde. Niyazi, bence yardım et. Gel buraya. Aslan Niyazi. Ben de marul doğrulacağım arkadaşlar. Salataya başladık. Ellerimizi yıkadık. Şöyle kamerayı çevirebilirsem. En zor düğünlerde salata yapanlar. Bunları uzun uzun mu doğruyoruz abla? Öldü orayı. İyiymiş lan Niyazi. Sarmak üstlerine götürme bakalım. He? Sarmak üstlerine götürme. Yok, bir şey olmaz ya. Kesersek? Basıyorum içine. Hadi lan bol. Bol acılı yapalım. Ama akşama çocuklar gelecek. Arkadaşlar bu... Acı yok biberlerde sanırım. Bilmiyorum. Bu yemek ne için biliyor musunuz? Ben şimdi size birazdan anlatacağım. Çok güzel bir olay aslında. Öksüz ve yetimler için. Tam ne? Emrah Bey'e sorarız birazdan. Tam bilgisini ondan alırız. Ama öksüz ve yetimler için olduğunu duydum ben. Niyazi, salatayı inan perişan abi. Ettin ya. Et olsa anlarım ben bunun da. Et de yokmuş. Doğru ancak. Ama da doğru değil mi? Evet. Arkadaşlar biraz yardım ettik. En azından salatanın birazını yapmaya çalıştık. Şimdi yukarıda hava kararmadan gezeceğimiz yerler var. Gidelim orayı da gezelim. Seyit Battal Gazi Külliyesi'ni size tam anlamıyla gösterelim. Niyazi, gidiyoruz. Salataları mahvettin. Evet, şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Niyazi ve benden içi. Şöyle girerken unutmayalım değil mi? Evet. Haydi bismillah. Han kafıcısı gibi, evet. Niyazi. Kafıcı benim. Evet arkadaşlar, Seyit Battal Gazi Külliyesi ve Türbesi. Şu anda içerideyiz. Emrah Bey'in yanına gidelim, o bize bilgileri anlatsın. Evet arkadaşlar, içeri girdik. Şimdi Emrah Bey bize buranın tarihi hakkında bilgi verecek. Seyit Battal Gazi Külliyesi, aynı zamanda Türbesi. Emrah abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Seyit Battal Gazi Külliyesi ve Türbesi'ni size kısaca anlatacağım. Seyit Battal Gazi 738 ile 740 yılları arasında Büyük Akrenyon Savaşı'nda bu bölgede şehit düştüğü düşünülüyor. 8 mil kadar ileride şehit düşüyor. Burada bir mağaraya sığınıyor ve burada şehit düşüyor. 1207 yılında Umman Hatun bu mezarı bulup burayı türbeye yapıncaya kadar Seyit Battal Gazi ile ilgili herhangi bir bilgi yok. 1207'de Umman Hatun burayı yaptıktan sonra önce türbesini ve camisini yapıyor. Daha sonra Osmanlılar, asıl büyük külliye tarafında Osmanlılar zamanında yapılıyor. En büyük yatırım da Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında aşevi fırın ve imalathaneler binaya eklenerek bu son halini alıyor. Bugüne kadar birçok sefer restorasyon geçiriyor külliyemiz. En yakında da bu sene daha yeni bir restorasyon geçirdi ve son halini, bu elektrik tesisatı, ondan sonra şu gördüğünüz duvarların açılımı, bu son Eskişehir Valiliği desteğiyle son haline kavuşturuldu külliye. Evet, çok süper olmuş Emrah abi. Seyit Battal Gazi dediğimizde kim? Yani şöyle söyleyeyim. İslamiyet'in yayılmasında çok büyük bir rol oynamış bir isim.
hem İslamiyet'in yayılması için önemli bir karakter, hem dini bir karakter, hem de bir savaşçı aslında Seyyid Battal Gazi. Evet. İslam'ın Anadolu coğrafyasına getirilmesindeki ilk savaşçılardan diyebilir Seyyid Battal Gazi. Evet. Bize öğretmenlerimiz çok çok uzun zaman, yani 3. 4. sınıfta geldik. Benim aklımda kalan bilgilerden ben sana sorayım. Doğru mu yanlış mı bakalım. Bildiğimiz kadarıyla cevaplayalım. Şimdi buranın ısınmasını da söylemişlerdi bana. Aşevilerin tarafına gidince göreceğiz. Duman gezdirerek buranın ısınmasını sağlıyorlarmış. Doğru mu? O şöyle anlatılır. Osmanlı zamanında aşevi ve fırın yapıldığında ve diğer ocaklar, her imarethanenin içinde aynı zamanda büyük ocaklar var. O ocakların içinden duman kanalları geçirilerek Battal Gazi Külliyesi'nin ısınması sağlanmış. Fakat bir restorasyonda, geçirilen bir restorasyonda o duman kanalları kapatılmış. Şu anda herhangi bir şekilde bir aktifliği yok. Evet, ne yazık ki. Maalesef. Şimdi arkadaşlar, Seyyid Battal Gazi'nin mezarına bir girelim. Bakın ne kadar büyük. Şimdi içeri devam. Koşkoca, görüyorsunuz değil mi? Biz buraya okul yıllarımızda geldiğimizde böyle anlattıklarında bunu da gördükten sonra böyle kafamızda acayip bir karakter canlanıyordu abi. İşte çok büyük, atı büyük, işte herkesi yenen bir kahraman. Hatta girişte de az önce buraya gelen misafirlere de anlattı abimiz. Girişte işte atını bağlıyormuş. Orasını da ben birazdan gösteririm. Şöyle bir çengel var arkadaşlar. Otunu oraya bağlıyormuş falan filan dediklerinde hayretle dinliyorduk. Neden bu kadar büyük abi? Büyüklüğünün sebebi tabii bir insan bu kadar büyük olamaz. Çünkü 8.42 metre buranın büyüklüğü. Evet. Tarihi ve manevi büyüklüğünü aslında sembolize etmek için genelde bunu tarihte hep kullanmışlar. Yani kişilik olarak büyük, ulvi olarak büyük olduğu için bu şekilde büyük bir mezar yapmışlar. Yan tarafta çünkü Elanova'nın mezarı var. Evet. Elanora normal insanlık olarak mesela. Evet. Bu Elanora sevdiği kız mı? Sevdiği kız ve karısı. Arkadaşlar, burası da Kesikbaşlar Türbesi diye geçiyor. Emrah abi. Kesikbaşlar Türbesi 1955 yılındaki restorasyonda 7 tane kesikbaşlı askerin ya da cesedin yan yana olduğu görülüyor ama hani tarihiyle, geçmişle ilgili net bir bilgimiz yok. Biz de sadece görsel anlamda 2 tane sanduka koyduk. Burada kişilerin var olduğu belli olsun diye. Evet, 7 tane kesik başlı ceset bulunuyor. Müslümanlar. Tabii gömülme şekillerine göre Müslüman olduğu anlaşılıyor zaten. Evet. Ama hani tarihiyle ilgili, nasıl defnedildiler, ne oldu da buradalar, onunla ilgili net bir bilgi yok. Evet. Evet arkadaşlar, burada da çilehaneler var. Bakın görüyorsunuz. Buraya kendilerini yani. Şöyle çilehaneler de İslamiyet'te, tasavvufta özellikle. Tasavvufta önemli. Buraya dervişler 40 gün kendilerini kapatıyorlar. Sadece dünyevi ihtiyaçlarını, yemek içmek ihtiyaçlarını gideriyorlar. Onun dışında 40 gün boyunca burada kalıp ruhlarını manevi olarak arındırıyorlar diyelim. 40 yani, gün dünyadan uzak. Sanki kabir hayatı gibi. Gibi. Aynen. Evet. Kabir hayatı gibi yapışır. Ama şu taştan bahsedeceğim. Bu taş buranın aslında tapusu niteliğinde bir taş. Burası vakfiye. Çok eski bir Türkçe ile yazıldığına dair bir doktorun, profesör doktorun, tarihçi bir doktorun şeyi var. Burada Seyyid Battal Gazi Türbesi'nde kullanılmak üzere vakfedilen arazilerin vakfedildiğine dair yazısı yazıyor aslında. Yani buranın tapusu desek yeri aslında. Bu bulunan bölgenin her şeyi burada yazıyor yani, tapusu. Yok. Bu şimdi vakıflar kurulurken bir vakfiye hazırlanır. Evet. İşte gelirleri, giderleri, nasıl buranın nasıl gelirleri nasıl karşılanacağı konusunda bir vakfiye hazırlanır. Bu da Seyyid Battal Gazi Vakfı tarafından hazırlanmış bir vakfiye aslında. Hani bu yöredeki araziden yetişen ürünlerin, arpaların, buğdayların neyse gelirlerini burada buranın imar etmek için kullanılmasına dair. Bu arada ilginç bir bilgi, Seyyid Battal Gazi Vakfı Anadolu Selçukluları zamanında bir kadın tarafından kurulmuş ilk vakıf. Burası kadınlar... Kadın. İlk kadın. Evet. Umman Hatun tarafından kurulan ve Anadolu Selçukluk Selçuklular zamanında bir kadın tarafından kurulmuş ilk vakıf. Seyyid Battal Gazi var. Evet arkadaşlar, Kardeşler Türbesi de var. Emrah abi. Ben bunu unutmuşum. Kardeşler Türbesi Mihaloğlu Ahmet ve Mihaloğlu Mehmet kardeşler. Buranın restorasyonunda çalışmışlar 16. yüzyılda. Vefat ettiklerinde ise buraya defnedilmeyi kendileri özellikle istemişler ve buraya defnedilmişler. Yani buranın yapım işleri, restorasyon, buranın ustası. Ustalığını yapmışlar. Evet arkadaşlar, Çoban Baba Türbesi'ni de gösterelim size. Şu anda şöyle göstereyim.
Evet Emrah abi. Çoban Baba burası bu yapının aslında manevi bulucusu diyelim. Yani Çoban Baba bir rüya görüyor Battalgazi Hazretleri'nin burada yattığına dair. Şöyle ki Çoban Baba burada hayvanları otladırken Battalgazi'nin yattığı yerde dikkat ediyor ki böyle hani koyunları o alanı ezmiyor. Evet. Etrafından dolaşıp gidiyorlar. Sonra bir rüyada Battalgazi'nin burada yattığını görüyor ve manevi bulucusu olarak geçiyor Çoban Baba. Çoban Baba Seyit Battalgazi'nin mezarını bulan çobanlık yapan bir kişi. Evet. Ve buranın da vakti devşirme bir yeri olduğunun aslında en büyük göstergelerinden birisi vaftiz taşı. Daha önce Hristiyanları kullandığı bir yapı aslında vaftiz taşı. Ama tabii Osmanlı, Selçuklu bu tarz şeylere pek takılmamış. Bunları da mimari yapılarda hep kullanmışlar. Evet. Çocukları vaftiz ediyorlarmış. Evet. Çok güzel bir yerde arkadaşlar. Seyit Gazi'ye gelirseniz bekleriz. Seyit Gazi'nin zaten en yüksek tepesinde ve çok güzel bir yere bakıyor. Burada alışveriş yapabileceğiniz, çay içebileceğiniz mekanlar da var. Şimdi bugün iftar için geldik. Kimsesiz çocuklar. Öksüz ve yetim. Yani evet. Bugün şu an bugün İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde uyguladığı öksüz ve yetim çocuklar için bir iftar programımız olacak. Biz de kendi ilçemizde öksüz ve yetim çocuklara iftar programı yapacağız birazdan burada. Evet. Şimdi bakın şuradan bahsedeyim ben. Şurayı bağlıyorlarmış diyorlardı abi. Görüyorsun değil mi? Atını şuraya bağlıyormuş. Hatta atını ısırmış. Atı da... Ayağını vurmuş ya buraya. Ayağını vurdu diyorlar ama o hurafe. Çünkü Battalgazi'nin şehadeti 738, buranın yapımı neredeyse 1415'ti yıllar. Evet. Hani biraz tevatürü seviyoruz ya. Hani evet. Abartmaktan kaynaklı. Hani büyüklüğünü göstermek için aslında biraz da anlatılmış bir hikaye. Evet. Aslan da var abi orada. Tabii. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Tabii. Şöyle. Emrah Bey, buranın vakıf müdürü. Sosyal yardımlaşma. Seyit Gazi Kaymakamlığı sosyal yardımlaşmanın. Biz buraya geliyoruz. Etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Emrah Bey bize yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu iftarda, Ramazan'da iftar yemekleri yapalım dedik. Kestiren kişilere sorduk. İftarda kuzularınız ya da kestirdiğiniz adaklarınızın eti pişirilmesini ister misiniz diye. Birçok kişi de bunu kabul etti. Şimdi buradaki yemekler de verilecek. O etlerden burada da kullanılacak. Ben çok teşekkür ediyorum abi size. Gezeceğiz. Daha gezeceğiz de bize bu konuda yardımcı olduğunuz için. Yani birçok kişiye ulaştık. Birçok ihtiyaç sahibi kişiye ulaştık. Gerçekten çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz gerçekten. Bize bu hayır yapmaya sebep olan bağışçılardan. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi aileler bu ekonomik anlamda zor dönemden geçtiğimiz bu zamanlarda ihtiyaç sahibi ailelerin hepsine özellikle Ramazan'da et girmesine vesile oldukları için. Vallahi ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok ceyran yapıyor. Niyazi de burası ceyran yapıyor diyor. Burası türbenin dışı. Umman Hatun mezarı burası da. Evet. Ve Kadıncı Kana. Bak şurada değil mi? Kadıncı Kana türbenin arasında. Burası çeşme. Lahit'ten çeşme de biliyormuş. Lahit. Lahit mi? Lahit. Tabii Lahit'i çeşme içermişler. Burası evet. Da Kadıncı Kana türbesi. Kadıncı Kana da Umman Hatun'un yaveri aslında. Kadın yaveri. Yani evet. Burada yörede kadınlarla ilgili sorunları Umman Hatun'u ileten kişi Kadıncı Kana. Şurada bir şey vardı. Onu kaldırmışlar herhalde. Mum. Mum değil de taşa bir şey yapıştırıyorduk. Taş yapıştırıyorduk. Evet, taş yapıştırdık. Ben yapıştırdım, 2008'de tutmuştu. Evet, işte onu mumlamışlardı. Aha. Taş. Tutarsa işte dileğin gerçekleşiyor. Evet. Falan. Bu da lahitten nasıl çevirmişler abi ya? Osmanlı zamanında çevirmiş. Bakın bir vaftiz taşı daha. O bizim bir köyde de var bu. Yunus Dayı'nın kapının önünde yok mu? Ufa var burada, bu aynısı. Vaftiz taşı yani öyle. Emrah abi biraz çalışalım. Burası çok güzel bir mekan. Gelecekler, gelsinler, görsünler. Anlat bir dakika, dur ya. Tamam yeter. Çalıştı mı atınca? Yok, hayır. At 1 lira daha at. Şeye bakacağım, farkı. 11.50. Atıyorum ha. Niyazi, nereleri gözetleyeceğim bakalım. Karşıya bakayım. Gözüküyor mu? Arkadaşlar burada çay içebiliyorsunuz. Şuranın manzarasını izleyerek. Bakın. Ben de bakayım Niyazi. Evet arkadaşlar tam karşıda bayrağımız var. Bakalım Niyazi ayarladı. Görebileceğiz mi onu? Niyazi. Aslansın. Bayağı yaklaştırıyor Niyazi. Evet. Şöyle çeksene bakayım. Bir dakika. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte buradan da böyle aşağıyı izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda çay. Çay söylerdin de. Sonra Niyazi. Andırıyorsun hep beni. Ramazan değil misin? Oruç.
Şimdi mi kapattılar? Normalde açıklar. Açık. Niyazi? Ne buldun yine? Baksana Osman şey gibi. Arkadaşlar buraya geldiğinizde alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşya alabileceğiniz yerler de var. Ablalarımız... Her şey var. Bileklik koyuyor. Evet, her şey var. Ablalarımız burada satış yapıyorlar. Bunlar yan yana dükkanlar. Tabii diğerleri kapatmış. Yani biraz geç oldu da. Eskişehir'imizin lületaşı var. Lületaşı, beyazlar. Niyazi, ağızlık var. Aa, sigara şeyi var. Tamam abi. Biraz at bakalım. O güzel olup tutamayız. He? Görüyorsunuz. Şuna kaval var Niyazi. Şunu çalsana. Onu ben buradaki düdükten çalayım bari. Çal bakalım ablacığım. Şurada kutumuzda var. Dur lan ben bu kutuyu sadece yapayım. Şu bıçağı alayım sana. Ya da tespih alalım Niyazi sana. Ha, ya da arabayı alalım. Yani araba sinyali kuş şey. Ha, kuş. Allah Allah, aklım aldı. Ben de bayağı bir şey bekliyordum ha. Böyle şey sandım. Güzelmiş. Ben şey araba şey zannettim, alarmı zannettim ha. Sağ ol, bak. Ne istiyorsun Niyazi? Onlar da lüks için anahtarlık. Benim anahtarım yok. Onlar buzdolabı. Arkadaşlar dediğim gibi buraya geldiğinizde alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi gidelim ablalarımızın yanına. Yemekler ne alemde. Artık yavaş yavaş sofralar kurulmaya yapma, başlayacak. Yapma. Onu mu alacaksın? Sigara şeyim bu. Ben sigara içeyim. Ya Niyazi aldığın şeye bak. Ne kadar o? 15. Tamam. Ver parasını. Ben vereyim, bekle. Bak görüyor musun şeyden? Bu da taşından. Vidalı. Yani. Vidalıymış. Şöyle vidalı. Buyur abla. 20 lira. Bu çok ağır be. İyi mi? Ağır lan. İyi bakalım. Artını verir mi? Yok yok tamam kalsın teyzeciğim. Hadi görüşürüz bakalım. Arkadaşlar helva olmuş. Fıstıklı irmik helvası. Yemekler hazır herhalde. Bir çorba kalmış değil mi abla? Evet, çorbamız da hazırlanıyor. Kaç kişiye yemek olacak şimdi burada? Toplamda 100 kişi 100, falan mı? 130 fazlası olabilir. 100-150 kişiye çıkar mı? Çıkar. Çeviriyorsun. Böyle mi? Tam tersi. Çocukları rüzgarın ters yönünde. Evet, aynen mı? Çevir. Abi ben senin şeyini alayım yakında. Hemen başla, hemen başla. Çocuklar için buraya pamuk şeker ve arkadaki neydi abi? Osmanlı macunu. Osmanlı macunu getirmişler. Şu anda kimse yokken Niyazi'ye denetelim dedi. Buyurun. Çocuklar. Alacağım. Hemen. Ali Erdem'e verelim. Kirayı afiyet verelim. Olsun. Tamam onu verelim. Kirayı yemiyor. Niyazi bence bu işi de başardı. Evet. Bir pamuk şeker dükkanı açalım. Bana da verir misin çok az? Çok az ben de yiyebilir miyim? Kirayı da çeker misiniz? Orhan abine poz ver. Gel bakalım. Poz ver. Bunların hepsi çok yakışıklı. Bir de bakıyor. Şöyle yapalım seni. Boydan çekelim tamam? Müdürüm. Var mı bir şeyler? Açalım. Şeker bu. Sen de mi aldın? Yemiyor. Prenses. İftar yemeklerini doldurmaya gidiyoruz arkadaşlar. Artık hazırlanmaya başladı. Millet toplanıyor. Hazırlık çoktan başlamış. İftara yetişmek lazım. Yemeklerimizi dolduruyoruz. Bu kavurma. Abi helva var geleceğiz. Niye getir abi? En son dönecek ya. Ha. Dönecek bize dönecek. İşte bu güzel bir hazırlık. Ben hep koyuyorum. Çorba koyuyorum. Çorbadan sonra kaşık. Dört çeşit yemek, salatamız var arkadaşlar, çorbamız, kavurmamız, pilavımız ve tatlımız var. Şöyle kapatıyoruz. Hazır. Her şey var Niyazi. Evet arkadaşlar son postayı götürüyoruz. İftar, iftara yetişiyoruz. Abi birazını bize bıraksaydın ya. Koş 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 koş. Sıcak sıcak. Aslında tencereleri oraya koyup böyle millet... Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Böyle hani düğünlerde olur ya, alır alır giderler, alır alır giderler. Yani iftar sofrasında işte o çok mümkün olmadığı için bunu böyle yaptık. Evet. Yani ha, doğru ya. Oğlum, herkes o zaman alamaz mı? Doğru lan. Niyazi ile biz onu düşündük. Dedik ki bu kadar karton kutular almışlar, şey almışlar. Bunları ekstradan... Tabii iftar hazır olmadan önce, yani iftar tabii ezan okumadan önce hazır olsun sofra diye. Hemen evet. Hani tamam daha gelen doğru içeride var insanlar daha. İçeride var şu masalara koyalım. Aynen koyun koyun. Çünkü şey daha içeride insanlar var. Karşılıklı mı? Karşılıklı. Tamam müdürüm.
Bak sen Niyazi'ye. Niyazi sana özel sofra mı kurulacak buraya? Baba abi. Burası benim otağım abi. Ben de bakayım kimse giremez buraya. Bak arkada ateş de var. Yapıları çekmiyor çünkü. Tamam abi. Arkadaşlar burası da güzel bir yer. Niyazi'nin otağı. Otağına hoş geldik. Bize de bir tas çorba koyarsın Niyazi. Evet, bütün hazırlıklar. Ve iftar. Niyazi ödüm koptu seslenince. Tamam o zaman 61 gün hayırlı olsun hacıyam kara gözüm benim. 61 gün cezası var kara gözüm 61 gün. Başlayalım o zaman. Hay hat. Perde kurduk sizlere. Temaşa buyurun bizlere. Basarak diner gizlere. Kara gözüm imdi gelir. Namesaz oldukça müdrik kara gözüm raks eylesin. Cümle alemden gösterir bu temaşa perdemiz. Efendim demem o demek değil. Sabahtan beri orucumu tutarken düşündüm. Sıkıldım. Sıkıldın mı? Sıkıldım tabii. Bir bakalım neyimden sıkıldım. Sıkıldın. Kafandan sıkıldın. Hayır olmaz. Sıkıldın. Hah böbreğinden sıkıldın. Hayır değil. Sıkıldın. Hah burnundan sıkıldın. Hayır değil kara gözüm değil. Ben neyimden sıkıldım biliyor musun? Neden? Ben ismimden sıkıldım ismimden. Ne? İsmimden? Ya çocuklar insan hiç isminden sıkılır mı ya? Yahu bunca yıldır aynı ismi kullanıyoruz. Yeter artık senin de ismin benim de ismim değişecek. Ne zaman? Şimdi. Müdürlüğü bir şey mi? Kara göz. Sümüklü böcek acı yuvat. Sümüklü böcek acı yuvat. Ne yersin kara göz? Ne yersin kara göz? Sümüklü böcek acı yuvat. Sümüklü. Ulan! Aman kara gözüm ya. Niye bana sümüklü böcek yediriyorsun? Aynı dümene iki defa geliyorsun sen de. Canım benim. Hep bu sinirleri vuruyorsun bana. Olmaz ben bu isimleri beğenmedim. Değil mi? Başka isim bulalım. Sen de mi doktor? Peki. Gidin her yerde bir arkadaşlar çocukları. Meşhur Osmanlı macunu arkadaşlar. Bademli, çilekli. Bu buna ne? Bir de limonlu gider abi ortasında. Af böyle. Abi çok ekşi. Şey gibi. He? Ağır bir şey var. Zor kopuyor yani. Herhalde canım bu. Bunun içinde ne var abi? Bunun içinde 16 çeşit baharat var. Bunun şeker değil mi bu? Bunun şeker. Ben bir kendime çevireyim. Yiyorum valla. Abi. Sen yedin mi? Ben yedim. Tamam. Sen yedin mi? Yedim. Aa bayağı çok güzel ha. Tamamen doğal. Bunun... Bu arada ilk defa yiyorum. Kimse inanmaz ama belki. Bunun olayı ne biliyor musun? Şimdi Osmanlı savaşa giderken... Hangisinden istiyorsun? Evet abi. Anlat sen. Böyle hani sırt çantasının annesi bunu koyarmış. Tamam mı? Savaşa gidiyor. Ekmek yok, yemek yok. Daha gidiyorsun bir ay, üç ay savaşa. Bunu çıkartıp bu kadar yiyip enerji savaşa devam. Çantalarında bunlardan bulunuyormuş yani. Osmanlı macunun şeyi o. Evet arkadaşlar çok şükür yemeğimizi yedik. Hacivat'la Karagöz'ü izledik. Size gezdirebildiğimiz kadar Seyit Gazi'ye gelip Seyit Battal Gazi Türbesi ve Külliyesi'ni gezdirdik. Burası çok güzel bir yer. İnşallah siz de gelirsiniz. Şu anda şehir terasındayız. Şöyle Seyit Gazi ayaklarınızın altında çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Artık eve doğru gidiyoruz. Bugün ne yaptık? Seyit Gazi Kaymakamlığı ve Seyit Gazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın Türkiye genelinde düzenlenen aslında öksüz ve yetimler için iftar programına katılmış olduk. Burada işte öksüz ve yetimlere çok güzel yemekler hazırlamışlardı. Kaymakam Hanım hediyelerini verdi. İşte birçok şeyi yaşatmaya çalıştık inşallah. Şöyle önüne geçeyim. Ben öncelikle Seyit Gazi Kaymakamı
Kutsal Baytak Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra da Seyit Gazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Emrah Bey'e, aynı zamanda Battal Gazi Türbesi ve Külliyesi'nde çalışan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gidiyoruz artık. Evet, sabah gübre attık, akşam neredeyiz? Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Görüşmek dileğiyle. Bizim köye gelirseniz benim yanıma buraya uğramayı unutmayın diyorum. Çünkü çok güzel bir yer. Seyit Gazi'de Seyit Gazi Türbesi. Şöyle yüksekte zaten her yerden gözüküyor. İnşallah gelirsiniz. Allah'a emanet olun. Çok yorulduk. Güzel bir yemeğin ardından biz de artık yolumuza çıkalım. Uzun yolumuz var. 23 kilometre sonra köydeyiz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler herkese. Selamun aleyküm arkadaşlar. Videonun içine küçük bir hatırlatma eklemek istiyorum. Biliyorsunuz biz adak kesiyoruz ve kaymakamlıkla, Seyit Gazi Kaymakamlığı'yla Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nla beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içinden, yurt dışından birçok yerden adaklık alıyoruz. Evet, adaklarımızı kestik. Şimdi paketleyip kaymakamlığa götüreceğiz. Evet, adaklarımızı kestikten sonra aynı gün içerisinde kaymakamlığa ulaştırıyoruz. Köpük kutulara koyduk. Birazdan kaymakamlığın yolunu tutacağız. Evet arkadaşlar, şöyle güzel şekilde bantlıyoruz. 7 parçaya böldük her adağımızı. Tek tek ihtiyaç sahiplerine gideceğiz. Arkadaşlar, kesim esnasında ve kesimden önce WhatsApp'tan biz vekaleti alıyoruz. Yurt içinden veya yurt dışından. Nereden olursa olsun, vekalet alındıktan sonra tamamen İslami koşullara uygun kaliteli hayvanlar adaklık olarak kesiliyor. Aynı zamanda keserken de siz olayı yaşayın, içinde hissedin diye biz WhatsApp'tan size canlı canlı görüntüleri ulaştırıyoruz. Adağınızı siz hissedin diye. Evet, hadi bakalım şimdi Seyit Gazi'ye. Evet, hadi bakalım, isim listeleri alındı. Kazaklar giyildi. İhtiyaç sahiplerine gidiliyor. Kapı kapı geziyoruz arkadaşlar. Evet, evimize yeni geldik arkadaşlar. Tek tek dolaşıp adaklarımızı, akika kurbanlarımızı dağıttık. Şuralara bir yere ben numarayı bırakırım. Bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Seyit Gazi Kaymakamlığı'na da çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldukları için. Evet, görüşürüz. Yurt içinden, yurt dışından adak kesimi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.